Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Summa amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu ve taala hemimizni bugünkü bu afetninki hatırdan saklasın. Allah subhanahu ve taala vatanımızdaki halkımızni virüsning zindin ve şundakla Xitay zalimlarınki zulmidin qutquzışqa Allah nisip etsin. Bütün Şarq Türkistanlı karındaşlarımızga şu Xitay zalimlere karşı halkımızni, vatanımızni qutquzish üçün irade, iman, kuş kuvvet ata qilsin. Bugün toxtalmoqchi bo'lgan tema virus bilan yuqumlangan bir insonningki boshqalarga bu virusni yuqtirib qo'yishningki İslam şeriatidagi hukmi nima degan mushu mazmunni toxtalamiz. Bu vaqtda nurg'un qarindoshlarimiz, ustozlarimiz to'xtalgan bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo ulardan razı olsun. Nurg'un yo'l-yo'riqlar ko'rsatilgan bo'ldi İslam shariatida davolanishning zarurligi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarning tili orqali butun mu'minlarni davolanish buyurganligi va shundaqla Alloh subhanahu va taolo har qanday bir kasalni tushgan bo'lsa, shu kasal bilan birga buning dorisini bilib tushganligi, bu dorini tatbiq qila olganlar, bilganlar bildiganligi va shundaqla bilmaganlar, tatbiq qilmaganlar, o'qimaganlar buni bilmaydiganligi hadisning uzra shuna kelganligimdi. Alimahu man alima va jahilahu man jahila. Bu kasalning dorisini tatbiq qilib topolaydiganlar topolaydiganligi, topolmaydiganlar shu topolmaydiganligi. Yaqin tarixga qaraydigan bo'lsakmi 30 yılın aldıran nurgun kesel vati, bunun doğrusu yok, lakin bugünkü o keselin doğruları tepildi. Her kandak bir kesel bulduken, insanlar tetkikat arkalık, ilim arkalık bu keselin davasını çokum tapıdı. Bu şahlada nurgun yol yorukla körüstüldü. Allah subhanahu ve ta'ala bu yol yoruklağa hemimizde emel kılışka nisip kesin. Bugün asaslık toxtalmoqchi bo'lganimiz bir inson yuqumliq kasal bilan yuqumlandi. Yuqumlangandan keyin bu kasalni boshqalarga yuqtirishga sabab bo'ldi. Demak, sabab bo'lish ikki xil yo'l bilan bo'ladi. Birisi qasdanlik bilan, yana birisi sahvanlik bilan, xatolik bilan yoki beparvolik bilan bo'ladi. Mushu ikki turningki shariatdagi hukmini bayon qilamiz. Birinchi o'lab, har qanday bir inson yuqumliq kasal bilan yuqumlanib, bu kasalni jamiyatda boshqalarga tarqitishni maqsad qilib, qasdanlik bilan bu kasalni tarqatsa, biz Xitoylarningki va dunyodagi bir qism insonlarningki mushunda qasdanlik bilan boshqalarga bu kasal yuqsi ekan degan maqsadda meyli maşinlar tükürüp koyaş bolsun, ya ki lipidinin kınıpkılları tükürüp koyaş bolsun, ya ki şunundan başka her kıl hareketlerini köyduk. Bir insan muşunda kestellik ölen cemiyette buzukçılık kılış üçün, cemiyette muş kiselini tarkıtış üçün, muşunda eskilikini kıysa şeriat bunu kandak cezalaydı İslam kanuni. Deyse, bu hafta İslam Fikhi Birlik Teşkilatı ile bir teşkilat var. Dünyadaki asas çok alimler yığılgan bir teşkilat. Bu teşkilattakiler her kandak bir insan yukumluk kiselini kesten İslam cemiyetini buzuş için, cemiyet kişilerine ziyan yetkizuş için tarkatsa bu insana, bu şahsına şeriatta Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de belgeleyen hirabe cezası birlidu de belgilgen. Yani bu hirabe degen kaysi ceza deyse Allah Kur'an-ı Kerim'de Sur-i Maide'de innemâ cezâullezîne yuhâribûnallâhe ve rasûlehu ve yes'avne fil ardı fesâda ve yes'avne fil ardı fesâden en yuqattelû ev yusallabû ev tuqatta'a eydihim ve arculuhum min khilâfin ev yunfav minel ardı. Bu ayetin mezmuni Allah, Allah'ın Resulü'ne karşı uruş ilan kıyganla. Zımında buzukçılık,
kıyğalla ve zırnında buzukçılık, eskilik kılışka, erket kıygan, tırışçallık kıyğalla. Bula birinci ceza öltürülüşü lazım. Ya ki hem öltürülüşü hem dargı esirişi lazım. Ya ki bu Musa bulanın ki on kolları, sol putları kesilişi lazım. Ya ki zımında bula pağınışı lazım. Dep muş cezalarını Allah Subhanehu ve Teala bikitken. Kesten kesel juhturuşka sebepçi boğan insanın cinayetinin ki iğri yengilliği, cemiyet ki boğan tesirinin iğri yengilliği karap Kazakh'ın İslam şeriatındaki sot mehkimesi bu cinayetçiye muş yukurdu belgelengen cezalının ki kayısı birini birişke Kazakh'ın çoğu aklık de belgeleyen. Bu dünyadaki ceza. Kıyamet çoğu tek bunun cezası tükümügen bulundu. Ulağa kıyamette horluk ve katlık azabba de hüküm kıldı Allah Subhanehu ve Teala. Şunun için bu kiselini kesten başkalağa yuhturuşka hareket kılış, yukumluk kiselini başkalağının ülüşüge elip bardağın kiselini yuhturuşka hareket kılış, bu iğir cinayet. Çoğun günahının katarıdın ve şundakla bununki cezası belgelengen cinayet. Muş ayette. Bu Kur'an-ı Kerim'den bu ayet kitabını bu hükümünü çıkartan olsa alimlerimiz Resulullah'ın hayatı dün mü çoğu muşununga okşaş hüküm çoğu kişilerini kasten öldürüşke öldürüşke sebepçi boğallığa muşundak hükümcü çıkarılgan. Öldürüş digenlik yalgız tapançı ölen etip öldürüş ya ki bombız bıçaklık öldürüş ya ki urup öldürüş bu bivaste şu şahsınınki öldürüşü hisa olundu. Virüs ne? Jukumluk keselini başkalağı yötkeş arkalık öldürüş bu bivaste öldürüş emez. Lekin başkalağının ülüşüge sebepçi vuruş. Enes radıyallahu anhu, Cabir radıyallahu anhu ve Ebu Hüreyre radıyallahu anhunlardan kegen hadisler var. Nime hakta dese, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Khayber'e bağı vakitte bir Yahudi ayal Peygamberimizge zehirlengen koyuninki güşünü hediye kıygan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler birlikte bu geçini higen. Azraq sahabeler azraq yaptı, Peygamberimiz mi yaptı? Şunu olan Peygamberimiz derhal sahabelerinin mağoşunu himanla. Bu göç yüzünden zehirlengenliğini manhaber kıldı dedi. Sahabelerin tostu. Toskan dinkin bu ayalını çakırıp ekilip sen ne mi dedi? Bizgi zehirlengen koyunu beden diyen dinkin bu ayal kopap sen peygamber olsan sana bu ziyaret güzelmeydi. Peygamber bulmadan olsan bir padişah olan olsan kişilerin seni bir kişilerini senin ziyanından, senin eskiliğinden kutkızay dedim, deyip cevap vergen. Cevap vergen deyken, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayalını koyup vergen. Başta çok koyup vergen. Öltememse deyip sahabeler diğer vakitte ya deyip koyup vergen. Lekin kim, muşgoşni higellik sebebi olan Bişir ibnil Bera radıyallahu anhu ülüp ketken. Şu sorun goşi gelenin biri. Ülüp ketken deyken, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayalını tutup ekilip Bişir radıyallahu anhu'nun ailesi kitap şurup bulaço kısas yolu ile bu ayalını öltegen. Demek huddi virüs mu zehergi okşaş. Zeher bir insanın bedeni kirgendin ki insanın içki azalarının hizmeti ki tesiri yetkizip öltürdü. Huddi şunudek bu virüs mu ço insanın içki kirgendin ki İçki azalının hizmetini tohtup, öpkünün olsun, netçe azanın ki hatta cigani takatlan bakaklı yitirken, muşunda hizmetinin kaldırış arkalıkça insanın ilişki sebep buldu. Şunun için, bu hadistin mi, bu vakaliktin mi, huddi, sebepçi buluş başkalarının ilişkiye, aşu pişak tıkıp, yakıp olmasa, tapançı ölen ölteğen bilen, okşaş işkelliğinin delili. Virüs ölen, zehirinin hiç kandak farkı yok. İşkili ise insanını çoğu ahırsta öldürdü. Bu lafın virüs bunun akıtı bek umum.
zehrinin ki malum bunu yiyen ademler zihni uçursa virüs cemiyeti tarafkesi şu günahsız insanlar şu ülüşke bulanın ki ya ki nurgun ezalarının veren buluşuğa sebepçi buludu. Şunun için alimlerimiz virüsünü yetkesi şu bu haram bunu kasten yetkigen insan yukarıdaki şu aşu tötkıl cezanın ki kayısı ölen zihniki kartta cemiyetki boğan tesiri kartta kazakının kayısı ölen cezalısa buludu digen. Bu birinci mesele yani. Kasten başkalağa bu kiselini ve virüsünü yukturuşunu maksat kıygan zımında buzukçılık kılışka irade bağlap maksat kıygan kişininki hükmü cezası şu yukarıdan ibaret. İkinci, bu virüs ne, yukumluk kiselini başkalağa sehvellikten yükkeşke sebepçi boğallah. Bunun şeriatki cezası ne mi o? Dese, alimlerimiz, bu sehvellik olan yükkeş, arkalık şıkıl halet gelip çıkıyor. Birisi virüs yetkilegen insanın ki, ölüp gitişi mümkün. Ya ki, ölmeyen takdirde, malum azaları ziyan uçuruşu mümkün. Bunda olsa bunun ehvali muşu yukkan Adem'nin ehvali kara bulut. Aşına kandak sebeptin, sel karıştın, bihudiliktin, bitervalıktın, bitervalıktın, davan atmıgan olsa yüzünü bu şahs şu hatalı kulen başkalağa zehvelli kulen yukturuşka sebepçi olgan bulut. Bunda olgan olsa Allah Kur'an-ı Kerim'de Rabbena la tuâkhizna in nesina ev ahtana degen ayetin hükmü ile iyi farvedigarımız bizni hatalışıp kalsak ya ki unutup kalsak bizim cezalımızla degen ayetin hükmü ve şundaki ve leysa aleykum cunahum fîmâ ahtatum bih sıra bir işini hata kıp kalsanız sıra ki günah yok degen muş ayetin hükmü ile hatalık ile muşundak afetke sebepçi olan insanın ki Allah ile yüzü otturuştu ki günah kütürüldü günah yok. Lakin bendilerin hakkına ziyan kagen bolsa bunu çok tüyleydi. Yani bu hatalık ulan ki senin o yuksun sebep boğan bolsa Allah bunu sen ma yuhturuş sebepçi olduğun da kıyamet gün cezalamaydı. Lakin ma dünyada çok bunu cezalaydı. Ülüp getken bolsa şahs ülüp getken bolsa kefaret var ve şundakıl diyet var. Yani bir insan yani bir insanın ki kisel bilen yukumlanan insan, sak insanga muş kiselini yukuşku sebepçi olan olsa hatalık olan iri ayalı olsun mesela ya ki ayalı iri olsun ya yüzün uruhtukalları ya ağınılır olsun bu ülep gitip kalsa muş kiselinin sebebinin ya ki diyet diyet ve diyet olan bir çok kefaret var. Huddi Kur'an-ı Kerim'de mümin hakkını dinle bize ve men yaktul mu'minen hata'en fetahriru rakabetin mu'mine ve diyetun musallamatun ila ehli. Demek iki kıl ceza var bir yerde. Birisi, bir müminini hata öltürüp kalan bolsa ayetin manisi. Hata öltürüp kalan bolsa her kandak bir insan, bir müminini hata öltürüp kalan bolsa, bunun cezası, birinci olup, kefaret, bir mümin kulunu azaltmışsın, bunu olan koşapço, şu ölgücünün ailesi ki diyet tapşusun, dep hüküm kıygan. Demek, hatalık ulan muşundak kiselinin başkalarını yukup başkalarının ülüp gitişkili çıkan bozucu bununla kefaret ve şundaklı diyetin ibaret bu işki ceza birilir. Eğer hatalık sebepten başkalarının ki bire azası mesela meyli cigir buzuldu ya öküsü buzuldu ya ki başka bir azaları buzuldu. Muşundak buzukçılık uçurgan bozsa şu buzukçılık uçurgan ziyan kartacı o kazakının ve hatalık olan bu cinayetini sadır kıygan insanını cezalaydı. Huddi maşinde eylep gitip atkan adam bir adamını maksidi yok de onu soku yetiş, lakin soku etti. Öldürü etti, ilişki sebep oldu. Ya ki putkulunun sonuçluk sebep oldu. Bunun ceza var o. Bana bu şeriatın hükmü. Şunun için biz umum karındaşlarımızdan, bizden işimizden, ben oylayımın ki Ahtayildek, başka milletildek kesten bu kisel bu yuhsun
Başkalağım yoksun bu kisel dep hareket kıldıran insan bizim işimizde yok dep oylayman. Lekin sehvellik veren, betervalık veren ya ki selkara bu kiselini davalatmay, üzerini karantinaya almay, doktoru bağmay, sehiye ministerliği bağmay, min davalanma dep yuşurup başkalağı ziye yetküzüp kalsa meyir ayalı olsun, ya ki ayal iri olsun, ya cemiyetlik başkalağı karındaşları olsun, bu şeriatın hüküm boyunca eğer günahkar, yani şeriatın hüküm boyunca bu Allah aldırı cinayetçi bombağın takdir de üzerin kişisel ikenliğini bilmeyen olsa, kişisel ikenliğini bilmeyi başkalağı çıktığından olsa bu günahkar emez. Lekin kişisel ikenliğini bülüp durup, bu kişiselinin başkalağı çıktığını bülüp durup, yani ço davalanmay cemiyet jüri vergen bolsa ailesi jüri vergen bolsa bu kasten şu kiselini juhturman dep hareket kıygan insan bile pek yok. Bunun cinayeti eğer. Şunun için biz umumi karındaşlarımızdan kat'i selkarmaslıkla üzerine karantini eleş sehiye ministerliği kuturup derhal ço davalanış telefon numaraları ene hazır. Emmeden davet olup Emmeden bülüdü. Derhal telefon kılıp, haber kılıp, davalanışı her bir mümininki mesuliyeti, mecburiyeti, dini vacip. Bunda başkalağı yukurduğun kişilerin davalanışının üzerine alımlarımız vacip de büyüküm kıygan. Kat'i selkaraşkı bulduğun iş emez. Vacip digenlik bunu terk etken adam cinayetçi, günahkar digen gel. Alımlar bir gepini değilse bunu kası kurup takmaydı. Bu ne? Allah, Allah'ın Resulü'nün körsetmesi bu kaçka? Şunu tapıdı, şunu oturup kuydu. Jukumluk kişilerin davalanış vacip digerliğinin özü davalanmaslık çoğu haram işmavı digen gel. Bir insan davalanmayı yüzse bir haramını kılıp jügen bulurdu. Çoğun günahın birini şu sadır kılıp jügen bulurdu. Allah Subhanehu ve Teala hemimiz ne? Muşundak kişisel boğallani davalanışka iradı bağlaştığını sıkıyorsun. Sağlam kişilerde bu kişilerin jukşığa sebepçi bu kalıştın. Allah Subhanehu ve Teala hemmi karındaşlarımızın öz panahide saklısın. Dünya ve ahirette musebeplik cezalınıp kalışka duçar bu kalıştın. Allah Subhanehu ve Teala hemimizin saklısın. Subhanekallahumma ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illallah. Nestağfiruke ve netubu ileyke.